Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine damgasını vuran, Batı'ya açılım ile Türk mimari öğeleri arasında kesişme noktası olan çok zarif bir yapıdayız. Birbirinden farklı alanlarda uzmanlık gerektiren detaylarla bütünleşen özel bir eserdeyiz. Antik Roma forumlarından birinde, Mese Caddesi'nin ikiye ayrıldığı önemli bir kavşaktayız. Aksaray'dayız. Hem döneminin hem de günümüzün söz sahibi yapılarından biri olan Pertevniyal Valide Sultan Camii'ndeyiz. Olduğu yerlerden birindeyiz. Hem bu trafikten hem de bu yoğunluktan nasibini alır Pertevniyal Valide Sultan Camii. Atatürk Caddesi, Millet Caddesi gibi çok önemli caddelerin kesişme noktalarından birinde yer alır. Sadece kesişme noktasında yer almaz. Birçok farklı üslubun da kesişme noktası olur bu cami. Farklı kaynaklarda farklı bilgiler yazılır mimarı için. Sarkis Balyan'dır mimarı. Yamakları ise aynı zamanda kardeşleri olan Agop ve Bedros Balyan'dır. Pertevniyal Valide Sultan Külliyesi'nin inşaat defterleri 1867-1871 yılları arasına aittir. 24 parça olarak Topkapı Sarayı arşivinde bulunan inşaat defterine göre bina emini Hüseyin Bey, yardımcısı Hüsrev Bey, katibi Sami Bey, vakıf idarecisi Bogos Bey, mimarı yani kalfası Serkiz Bey, yamağı Agop ve Bedros Balyan'dır. Gerek mermere, gerekse sıvaya işlenen motifleri çizen isim Osep Bey'dir. Osep Bey'in yamağı gene Agop Balyan'dır. Duvarcı Ohannes Usta ve dülger kolbaşısı olarak da Dimitri çalışmıştır. Farklı kaynaklarda belirtilen İtalyan mimar Montani Efendi'nin ismine bu kayıtlarda rastlanmaz. Aksaray'da inşa edilir yapı. Yerinde daha önce Katip Camii vardır. Ancak bu cami 19. yüzyılın ikinci yarısında yanar. Hem caminin arsası hem de caminin etrafındaki arsalar satın alınır. Böylece istenilen büyüklüğe ulaşılır. İstimlak işlemlerinin 2 yıl sürdüğü bilinir. II. Mahmud'un eşi ve Sultan Abdülaziz'in annesi olan Pertevniyal Valide Sultan hayırseverliğiyle tanınır. II. Mahmud'un oğlu olan Sultan Abdülmecid'in vefatıyla II. Mahmud'un diğer çocuğu olan Abdülaziz tahta çıkar. Böylece 1861 yılında İsmetli Valide Sultan-ı Alişan Hazretleri unvanını alır. Artık Valide Sultan'dır. Adını verdiği camide ise Ortaköy Camii'nin beğenisi bulunur. Serkiz Balyan Camii'nin harem kısmını Ortaköy kısmı kadar tutsa da avlusunu daha geniş planlar. Pertevniyal Valide Sultan'ın mimarından Serkis Balyan'dan bir isteği vardır. Adını vereceği yapısı Ortaköy Camii kadar büyük olacaktır. Ortaköy Camii, Nigos Balyan imzalı olup Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır. Müzik
ve beklenen tezkere gelir. Tezkere de Ramazan ayının 20. günü yani 4 Ocak 1869 Pazartesi günü saat 4'ü 15 geçenin eşref saati olduğu yazılıdır. Caminin temelinde o eşref saatinde atılması tavsiye edilir. Hazırlıklar başlar. Ekim 1868 tarihinde başlayan hazırlıklar ve çalışmalarla inşaat 9 Ocak 1871 tarihinde tamamlanır. 121 hafta yani yaklaşık 30 ay süren inşaat sonunda cami, türbe, sofa, odalar ve karakol inşa edilir. Böylesi detaylara ve sanatsal zerafete rağmen Osmanlı İmparatorluğu'nun en kısa sürede tamamlanan külliyelerinden biri olur. Tam karşısında Duhancı, kaymakçı, sütçü, çörekçi, helvacı, kasap ve bakkal olmak üzere 7 dükkan inşa edilir. İnşaat için harcanan rakam 3.980.896 kuruş olur. Uluçay'ın bir araştırmasına göre 753.845 kuruş arsalar için ödenmiştir. Temelin atıldığı gün ise davetlere 69.880 kuruş dağıtılmıştır. İnşaatın tüm giderleri Pertem Nihal Valide Sultan'ın vakıf gelirlerinden karşılanır. Temel atma töreninde sayısız kurban kesilir ve gelenek olduğu üzere temel çukurunun 3 ayrı bölümüne 3.225 Osmanlı lirası gömüldüğü anlatılır. İnşa edildiği dönemin yani 19. yüzyılın Osmanlı mimarisinin en kıymetli uygulamalarından biri Pertem Nihal Valide Sultan Külliyesi olur. Cami, mektep, türbe, muvakkithane ve sebilden oluşan külliye geniş bir avluya sahiptir. İnşaat sürerken Valide Sultan'ın isteğiyle kendi türbesi ilave olunur. Her şey tüm detaylarıyla düşünülmüştür. İmam, müezzin ve türbedar için de ikametgahlar yapıya dahil edilir. Her şey tüm detaylarıyla düşünülse de maalesef bazı bölümler yol çalışmalarına ve imar faaliyetlerine kurban edilir. Hemen arkamda bulunan türbe, sebil ve muvakkithane yerlerinden sökülür. Kentsel değişimlerin en çok zarar verdiği bölgelerden biri Aksaray olur. Özellikle 1956-1959 yılları arasında yapılan düzenlemeler nedeniyle türbe birkaç kez yer değiştirir. Ancak 1967 yılından sonra anıtsal girişin soluna kalan parçaları kullanılarak tekrar yapılır. Yapının bahanesi Pertem Nihal Valide Sultan bu türbede yatmakta. Yok olan kısımlardan biri de avlu duvarları olur. Avlu kapılarından ikisi günümüze ulaşır. Avluya doğuda ve batıda bulunan kapılardan ulaşılır. Asıl anıtsal giriş tak gibi düzenlenmiş olan güneybatıdaki kapıdır. Ancak günümüzdeki yol ve çevre düzenlemesi nedeniyle düşük kotta kalan kapının anıtsal etkisi azalır. Anıtsal giriş kapısının önündeyim. Bu kapı avluya açılan kapılardan biridir. Taşıyıcı sütunlar aynı zamanda süslemenin zarif bir öğesi haline gelmiş. Mermer kabartmalı bitkisel motifli alınlığın tam ortasında yapının banisi Pertem Nihal Valide Sultan'ın oğlu Sultan Abdülaziz'in tuğrası bulunur. Kemer içindeki tuğranın hemen altında ise yeşil zemin üzerine yazılmış bir kitabe yer almakta. Lotus ve Rumi desenlerden oluşan bitkisel süslemeli alınlık gerçekten eşsiz. İyon tarzını anımsatan başlıklı, iki sütunlarla taşınan, sivri kemeri çevreleyen kuşak çok zarif. Kapı, mukarnas frizini takip eden tepelikte taçlanmış. Müzik
Hazreti Evliyaül Vahide Sultan Camii, Yıldız Hamidiye Camii ile benzerlikler gösterse de herhangi bir üsluba dahil olmaz. Yapı, saray yapılarını anımsatmakta. Doğu ve batı tarafındaki avlu kapılarındaki altışar beyitlik kitabe, şair Nüset'e ait olup Hattat Abdülfettah Efendi tarafından talikatla yazılmış. Kitabe, yapının inşa tarihi olan 1871 tarihini vermekte. Diğer kapı üzerinde ise Hattat Mehmet Rıfat'ın Celi Sülüs'le yazdığı ayet bulunmakta. Eklektik, yani karma üslupla inşa edilen yapıya basamaklı girişle ulaşılır. Burada bizi karşılayan son cemaat yeri olur. Son cemaat yeri döneminin yapıları gibi harime katılmaya başlamış. Pertemniyel Valide Sultan'ın benzemesini istediği Ortaköy Camii'nde de yakın bir uygulama vardır. Camiye girişten hemen önce olmasına alıştığımız son cemaat yeri Ortaköy Camii'nde de harim bölümüne kaydırılır. Son cemaat yeri böylece hem hünkâr mahfiline hazırlık bölümü haline getirilir hem de giriş holü vazifesini görür. Caminin giriş holünden oluşan koridorla haremlik selamlık kısımlarına geçilmekte. Bu bölümlerden sağdaki kısım kütüphane olarak kullanılmışsa da daha sonra buradaki eserler Süleymaniye Kütüphanesi'ne taşınmış. Soldaki bölüm ise dışarıdan ayrı kapıyla girilebilen ve üst kattaki Valide Sultan Dairesi'ne çıkan merdivenlerin olduğu kısımdır. Son dönem Osmanlı yapılarında olduğu gibi Pertemniyel Valide Sultan Camii'nde de dört ayak üzerine dört kemerli, tek kubbeli bir plan uygulanmış. 16 gen kasnaklı kubbeye birer şerefesi olan yivli iki güzel minare eşlik etmekte. Altındaki mekan yanlara doğru açıldığı için kubbe çapı büyük olmasa da daha geniş görünür. Caminin hariminin yani ibadet mekanının büyümesine karşın hünkâr dairesi küçülür. Holün batısındaki salondan üst kata ulaşılmakta. Bu katta sultan ve misafirler için odalar ve harem namazlığı bulunur. Tavana açılan elips pencerelerle aydınlanan hünkâr mahfilindeki özel oda Valide Sultan'ın dinlenme mekanıdır. Dış cephedeki süslemeler iç mekanda da devam etmekte. Mavi rengin hakim olduğu bezemelerle süslü iç mekana büyük gotik pencerelerden gelen ışık, gotik pencerelerden gelen aydınlık dahil olmakta. Mukarnas dolgulu sade mihrabi mermerden yapılan caminin istiridye motifli minberi de mermerden. Dışı gibi içi de son derece süslü olan mavi rengin hakimiyetine bürünmüş bezemeleri fark edin. Mukarnas dizileriyle zenginleştirilmiş gotik pencerelerden sağlanan ışığın eşlik ettiği bu yapıyı keşfedin. 16 gen kasnağa oturmuş kubbenin altına mermerle nakşedilen
Celi Sülüs hatta yazılmış Mülk suresini seyredin. Klasik dönemin izleriyle hareketlenen cephedeki taş işlemeciliğinin hünerlerini izleyin. Dantel gibi işlenmiş dökme şebekeleri seyredin. Binanın tarihini nakşeden kitabeleri okuyun. Taş işçiliğinin dantele dönüşümüne tanıklık edin. Hayırseverliğiyle tanınan Pertevniyal Valide Sultan'ın bu zarif eserine düşürün yolunuzu. Restorasyonu henüz biten ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en kısa sürede tamamlanan külliyelerinden biri olan Pertevniyal Valide Sultan Külliyesi sizleri bekliyor. Şehrin gizlerinden olan, daracık bir sokakta ansızın karşınıza çıkıveren çok ama çok eski bir eserdeyiz. Karşı caddedeki Osmanlı İmparatorluğu'nun simgeleri olan iki büyük külliyeye kafa tutarcasına, İstanbul'un geçmişine tanıklık edercesine tüm güzelliğiyle ayakta olan bir yapıdayız. 10. yüzyıla tarihlenen, günümüzden 1000 yıl önce inşa edilen, zamanın elinin değdiği Laleli'deki Mirelyon Bodrum Mesih Paşa Camii'ndeyiz. Tarihle estetiği birleştiren, zamana direnen bir yapıdayız. Zamana direniyor gerçekten. Çünkü bu cami 1000 yaşından büyük. Hem de yaşadığı pek çok deprem ve yangına rağmen hala ayakta. Muazzam bir yapı. Ancak bu, günümüze ulaşan görüntüsünden veya yapısal olarak büyüklüğünden kaynaklanmıyor. Yaşadığı ve yaşattıklarından dolayı muazzam. Derin hafızalı şehir olan İstanbul'un en önemli tanıklarından biri. Belki bir saray kompleksinin parçası, belki manastırdan geriye kalan bir kilise. Çok özel, çok güzel bir yapıdayız. 920-922 yılları arasında İmparator 1. Romanos Lekaponos zamanında yapılmış çok kıymetli bir yapı burası. Bodrum Mesih Paşa Camii veya eski adıyla Mirelyon Kilisesi, Doğu Roma dönemine ait bir dini yapı. Özel bir planı var. Dört destekli kapalı haç planlı yapı, Mirelyon Manastırı'nın kilisesi olarak yaptırılmış. Yine Lekaponos tarafından yaptırılan saray ise maalesef günümüze ulaşmaz. Bir başka anlatıma göre imparator, eski sarayını biraz da aile mezarlığı olarak kullanmak amacıyla kiliseye çevirterek Mirelyon Kilisesi'ni kurar. Kokulu yağ, misk anlamına gelirmiş Mirelyon. Eşi Theodora burayı manastıra çevirmiş ve son günlerini bu manastırda kapanarak geçirmiş. Ölünce de buraya gömülmüş. II. Beyazıt'ın sadrazamı Mesih Paşa tarafından camiye çevrildiği için Mesih Paşa Camii olarak anılır. Ama bir taraftan da Bodrum Camii olarak bilinir. İçinde bulunduğumuz alt kat nedeniyle bu isimle anılır yapı. Bu kat önemli. 1965 yılında John Frehley ve ekibi bu katta bir fresk ortaya çıkartırlar. İmparatoriçe gözükür bu freskte. Hazreti Meryem'e yalvarmaktadır. Yakarış sahnesidir bu sahne.
John Frehley'i işte 1965'teki kazıdan itibaren, yani direklerin şuralarında zaten belli şeyler var, lekeler var. Toprak dolu olduğu kısımlar temizledikten sonra işte fresk buluyorlar. Freskte şey var, Romanus Lokapenus'un eşi Theodora, yanında Meryem Ana tasviri var, resim var. Kucağında tabii şu anda görünmeyen, bende fotoğrafı olan bir şesi var, İsa tasviri var. Orada yakarış pozisyonunu gösteren bir fresk var burada. Hatta üst kısımda da bulabiliriz zannıyla bütün sıvayı dökmüşler tavana kadar, kubbeye kadar. 88'de burayı açtığımızda şuradan girebiliyorduk içeriye. Tek bir basamakla içeri girilebiliyordu yani. Altı doluydu. Temizlettik, hizmeti açtık. Hem ibadete hem de ziyarete. Yurt içinden ve yurt dışından pek çok farklı insan, özellikle akademik kadrolar bu yapıyla ilgileniyorlar, bilgi almak için buraya geliyorlar. Onları karşılayan Mustafa Hoca oluyor. Bu akademik kadrolardan biri de, bu önemli isimlerden biri de John Frehley olur. John Frehley, Mustafa Hoca burada ilk göreve başladığında, yani yaklaşık 30 yıl önce bu yapıyı ziyaret eder. Mustafa Hoca o zaman yenidir. Bilgi verir Mustafa Hoca'ya. Mustafa Hoca bundan büyük memnuniyet duyar. Verdiği bilgiler arasında da buranın bir imparatorluk yapısı olduğu vardır. İmparator mezarlarının da yapının altta olduğunu anlatır üstelik. Bu mezarları İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne taşıdıklarından bahseder. Aradan yıllar geçer. 2 yıl önce John Frehley gene bu yapıyı ziyaret eder. Hala Mustafa Hoca burada görev yapmaktadır. Sorar, burada imparatorluk mezarları vardı. Nerede der. Şaşırma sırası Mustafa Hoca'ya gelmiştir. Der ki, onları siz anlatmıştınız bana, onlar İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde değil mi şu an? Hatırlar John Frehley ve çok üzülür. Zira 90'lı yaşlarındadır. Bu kadar yaşamak iyi değildir der. Yangınlardan zarar gören ve uzun yıllar bakımsız kalan yapı Mesih Paşa tarafından onarılarak camiye çevrilir. Bazı kaynaklara göre Mesih Paşa Rum asıllı ve Paleologos hanedanına mensuptur. Bodrum Mesih Paşa Camii'nin içindeyiz. Yapının ibadet mekanı yüksek ve pencereli bir kubbeyle örtülmüş. Yapı Yunan hacı planı şeklinde tasarlanmış, ilk yapıldığı günde dinsel amaçlı yapılmış, hala da bu amaçla işlev görmekte. Kilisesi tuğladan yapılmış. Günümüze ulaşan minare ise kesme taşlarla yapılmış olup tek şerefeli. 1911 yılında Mercan yangında yanarak harap olur yapı, ancak hemen tamir edilmez. Bu süreçte Alman, İngiliz ve Amerikalı arkeologlar tarafından içinde ve altında araştırmalar yapılır. Pek çok araştırmaya konu olan, arkeologların ve sanat tarihçilerin göz bebeği olan bir eser burası. 1000 yıl önce yapılan, tarihin ritminin tanığı olan bu yapıyı fark edin. Zamanın sakladıklarını keşfedin. Hayata ve zamana, yaşanan tüm felaketlere misilleme yaparcasına ayakta olan Mirelyon, Bodrum Mesih Paşa Camii'ne düşürün yolunuzu. İstanbul'un geçmişine eşlik eden, zamanın elinin değdiği Mirelyon Bodrum Mesih Paşa Camii
sizleri bekliyor.